Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki en önemli doğal göllerinden biri olan Yüzen Adaları ve Turna Balığı ile ünlü Ladik Gölü kuraklıktan etkilendi. Oldukça düşen su seviyesi nedeniyle dibi görünen Ladik Gölü ile ilgili Profesör Doktor Cevdet Yılmaz şunları söyledi. Ladik Gölü Samsun için çok önemli bir zenginlik. Hem doğal göl olması hem de tatlı su gölü olması. Burada sulak alan, balıkçılık, kuş cenneti olması ve Yedikır Barajı'nı besleyen yedek bir su deposu vazifesi görmesi ve çevresindeki turizm etkinlikleriyle beraber Ladik Gölü gerçekten korunmaya değer ve mutlaka sürdürülebilirliğinin sağlanması gereken bir göl olarak görüyoruz. Ladik Gölü ekosistemini aslında çevresiyle beraber değerlendirmek lazım. Ladik Osmanlı döneminin önemli kasabalarından biri. Hatta Amasya'da şehzadelik dönemini geçiren sonradan padişah olan kişilerin de yazlık av sahası olarak dikkat çeken bir belde. Ladik'in bu tarihi özelliğine Ladik Gölü gibi bir doğal çekiciliğin de eşlik etmesi Türkiye açısından bir zenginlik, Samsun için ayrı bir zenginlik. Dolayısıyla Ladik Gölü'nün su rezervinin korunması çevresiyle beraber düşünüldüğünde çok önemli. Çünkü Akdağ'ın sularını daha çok toplamakta. Akdağ'daki şu anda pet şişeler üzerinden su ihtiyacının karşılanması ve buradaki büyük şirketlerin Akdağ'ın suyunu kullanması Ladik Gölü'ne inen Akdağ'dan gelen suların da azalmasında etkili bir faktör. Şu anda Ladik Gölü'nü destekleyen, Ladik Gölü'nü besleyen esas kaynaklar sağanak yağışlarla beraber yağan yağmurlar. Akdağ'dan ancak kışın çok önemli kar yağdığı zaman önemli miktarda bu şekilde Ladik Gölü'nün beslenmesi mümkün. Fakat son yıllarda gerek kar yağışlarının azalması, gerek kışın artık eskisi gibi bol yağışlı geçmemesi, gölün beslenme alanında özellikle çekilmesinde, kurumasında etkili. Şu anda yaklaşık 870 hektarlık bir alanı kaplıyor Ladik Gölü. Fakat hepsine beraber baktığımız zaman maalesef gölün seviyesinde bir düşme ve alanında bir daralma var. Her ne kadar göl alanı daraldığı zaman meralar falan da ortaya çıksa da gölün seviyesinin düşmesi, hem burada turistik anlamda önemli Yüzen Adaları'nın zeminine yapışması, hem geçmişte suyun bol olduğu dönemde sporlarına önemliydi, onlar yapılamayacak hale geldi. Balıkçılık tabii tehlikeye giriyor. Çok daha önce hasırcılık vardı, o zaten bitmişti. Köylerde nüfus azalması ve göçe bağlı olarak ve yeni modern eşyalarla beraber. Fakat gölün çevresindeki turistik tesisler yoğun bir şekilde faaliyete tam geçecekken göldeki su seviyesinin azalması, doğal cazibesini kaybetmesi, bu tabii kuraklıkla beraber gelen bir husus. Bunun mutlaka çok iyi izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde gayret etmemiz gerekiyor. Yedikır Barajı'nı besleyen yedek rezervuar şeklinde belki o zaman Yedikır Barajı'na su verilmeyerek gölün ayak kısmındaki regülatörün seviyesi yükseltilerek gölde bir miktar suyu tutma şansımız var. Fakat gölün tabii Akdağ'dan beslenen yönlerini düşünürsek Akdağ'daki su kaynaklarının gelecekte nasıl bir sonuç doğuracağını bilemiyoruz. Hep beraber düşünmemiz lazım. Aksi takdirde gölün beslenme alanını biz daraltırsak göl tehlikeye girecek.